Darcy Dungeons'ta bugün Bayan Şans ile yüzleşiyoruz. Aslında solitaire ile oynayıp ardına Bayan Şans ile kapışmıştım ama video kaydını başlatmayı unuttuğum için ortada video yok. Böyle acemilik görülmedi yani. O yüzden solitaire ile oynadığım oyunu ne yazık ki gösteremeyeceğim. Ama Bayan Şans ile tekrar kapışacağım. Oldukça zor bir karşılaşma olacak ama çok eğlenceli olacak. İyi seyirler. Bayan Şans'ın karşısına bu şekilde çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar demin dedim hani kayıt almayı unuttuğum için ben bu bölümü oynadım ve umarım diyaloglar tekrar ediyordur. Eğer diyaloglar tekrar etmiyorsa hani bunu kaçırmanız çok üzecek beni aslında. Burada biz Solitaire ile Bayan Şans'ı yendikten sonra tekrar Bayan Şans'ın karşısına çıktığımda Bayan Şans deliriyordu böyle. Gerçekten kuduruyordu. Yüzü falan değişiyordu. Ondan sonra beni siz yenemeyeceksiniz vesaire vesaire diyordu. Aynen tamam. Görüntü bu. Buradan sonra devam ediyoruz. Burada Bayan Şans bize meydan okuyor. Diyor ki siz bu zindandan çıkamazsınız falan filan diyor. Solitaire korkuyor. Benim küçük zallarım korkmaya başlıyor. Zindanlarında savaştık diyor Mucit. Elebaşlarını yendik. Ama hala senin hileli çarkı yalanın yüzünden burada mahsuruz. Hilecisin ve bu oyun hiç adil değil. Bu yüzden eve gidiyoruz. Mucit baş kaldırmaya başladı ve tabii ki burada Bayan Şans izin vermeyecek aslında. Yardakçılar, kapılar her yer kilitlensin. Cadımız da pes etmiyor. Sahne arkasında kalmayacağım diyor. Ben hayallerime ulaşmak istiyorum diyor. Evet. Şimdi burada şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Bakın 6 tane zardan birini seçmek durumundayız ve diğer zarlar ne yazık ki Bayan Şans'ın elinde mahkum kalacak ve biz de onu kurtarmaya çalışacağız. Ben hani kolay bir bölüm olması için yani çok zorlanmamak için savaşçıyı seçtim. Savaşçı biliyorsunuz kolaydı ama şöyle bir şey düşündüm. Sanırım hırsız bu bölüm için daha uygun arkadaşlar, tamam mı? Ben bir de hırsız da deneyeceğim. Bakalım hırsız nasıl olacak? Haydi bakalım hırsız, sen bunu başaracaksın kardeşim. Ben sana güveniyorum. Bekleyin, gelip sizi kurtaracağım diyor. Diğer arkadaşlarına umut veriyor. Şimdi burada kurallarımız var. Herkesi kurtarıp zindanlardan kaçmanın bir yolunu bul. Hırsız nakat olursa oyun biter. Yani bizim karakterimizin nakat olmaması lazım ve bizim karakterimiz nakat olursa zaten oyun bitiyor ama burada farklı bir durum var. Onu zaten şimdi göreceksiniz. Uzay askeri geldi karşımıza. Uzay askeri şimdi bak sen de benim tarafıma birazdan geçeceksin, tamam mı? Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ben sana şöyle hatta şöyle zarımızı ikiye bölelim. Şöyle bir hasar vurayım sana. Şuradan da bir hasar vurayım. Şöyle güzel güzel hasarlarımızı vuralım. 5 canın kaldı. Diğer tur ben senin işini bitireceğim, tamam mı? Uzay askeri plazma topuyla vurmaya çalışıyor. Bakalım vurabilecek mi? Hayır. Ben tekrar şöyle zarımı 3'e bölüyorum ve tekrar hasarlarımı vurdum çakıyla. Uzay askeri gitti. Şimdi burada yendiğimiz yardakçıları yani yendiğimiz düşmanlarım tarafımıza katacağız. Bakın bu bana katıldı. Artık uzay askeri benimle beraber Bayan Şans'a karşı savaşacak. Yavru kurt var. Hemen yavru kurtun da karşısına gidelim. Yavru kurt zehre karşı güçlü. Önemli değil. Önemli değil. Zehir zaten atmayacak. Şimdi yavru kurt sana karşı ne yapalım? Ben tabii ki zarımı 3'e ayırmak istiyorum. Şöyle bir hasar vuracağım sana. Bir tane daha vuralım. Tamam bir tane daha vuralım. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Aslında hırsıza geçebilirim. Pardon. Aslında uzay askerine geçebilirim arkadaşlar. Ve burada plazma topu için bir zar bırakıyorum. Devam edeceğim. Bu şekilde karakterler arasında geçiş yapıp diğer karakterleri de oynayabiliyoruz. Bakın bu mükemmel bir olay. Şu anda yavru kurt sonraki saldırısını tekrarladı ama tekrarlayamıyor. Ben tekrar hırsıza geçeceğim. Burada turu bitirmek için. Hemen şöyle 4 hasarımızı vuralım ve tur bitti. Şimdi yavru kurt da bize katılacak arkadaşlar. Bu yavru kurtun yetenekleriyle beraber tamamen aynı şekilde bize katılıyor. Bu yetenekleri de aklımda tutmam lazım. Şöyle elma var. Elmayı aldığım zaman da mesela canı azalan bir dostum varsa onların canını yükseltebiliyorum. Şu an hiçbir dostumun canı azalmadı. Hemen kat 2'ye geçiyorum. Kat 2'de kim var? Radyo kafa. Gel bakalım buraya radyo kafa. Radyo kafaya da nasıl vuracağız? Hemen şöyle zarımızı bir bölelim. Ondan sonra şöyle vurmak istiyorum. Şöyle şöyle. Ben tekrar savaşçı değiştireceğim. Kimle vuralım? Yavru kurtla vuramam. Uzay askerine mi geçsem acaba? Ya bir de uzay askerine koymak hani önemli değil ama en azından hasar alacaksa benim uzay askerim hasar alsın. Bakıyorum şu an sadece bir vuracak. Evet bir vurdu. Önemli değil. Ben burada ne yapıyorum? Ben burada gene savaşçı değiştireceğim. Tekrardan hırsıza geçeceğim. Ve hemen zarımızı bir bölelim. Şöyle hasarlarımızı şöyle güzelinden vuralım. 12 canı kaldı. Harika. Hırsız bu oyun için gayet güzel bir karakter. Ve hani ben düşmandan şey çalabilirim diye düşündüm arkadaşlar. Hırsızı seçme sebebim buydu. Yetenek çalabilirim diye düşündüm. Şu anda herhangi bir yetenek çalamıyorum. O yüzden birazcık sıkıntı. Kafamın içindeki düşündüğüm şeyi yapamadım diyebilirim. Burada her şeye rağmen yeteneğimiz doldu. 4 tane çift zar atıyorum. Atalım bakalım 6 geldi mi geldi. Bu zarı bir 3'e ayıralım. Ondan sonra ben vurabildiğim kadar şuradan bir hasar vurayım. Şöyle yapayım. Şunu da vurayım. Tamam değişebiliriz. Şimdi kime geçelim? Şöyle yapalım arkadaşlar. Yavru kurta geçelim. Yavru kurt çünkü saldırısını tekrarlayacak.
Hatta 4, 2, 2 yaparsak aynen. Şuradan da çiftten bir hasar vuralım. 4, 4, 8 hasar vurdu ve bu şekilde Radyo Kafa'yı da yenmeye başardık. Radyo Kafa da bize katılıyor. Hırsızımın canı birazcık azaldı arkadaşlar. Ben ne yapayım? Hırsızıma can verim arkadaşlar, tamam mı? Hemen Orman Perisi'nin karşısına gidelim. Evet, Orman Perisi'nin 26 canı var. Benim zallarım ne yazık ki çoğalmıyor arkadaşlar. Çünkü seviye atlamıyoruz. O yüzden bir sıkıntımız olacak. Ama bunu da çözmeye çalışacağım. 17 canı kaldı. Devam edelim. Orman Perisi ne yapıyor? Zehirli sapan kullanıyor ve Venüs sinek kapan atıyor. Peki. Bana zehir veremiyor değil mi şu an? Veremiyor. Çünkü zar sayısı bayağı bir düşük. Ben burada gene zallarımı böleyim. Şöyle şöyle hasallarımızı vuralım. Bir kaldı elimde. Bunun için savaşçı değişmeye bence gerek yok. Var mı arkadaşlar? Gerek var ya. Gerek var çünkü bizim hırsızımızın canı azalmasın. Olabildiğince onun canının azalmaması gerekiyor. Hatta şu an radyo kafaya geçsem, zayıflatma uygulasam daha mantıklıydı ama yanlış yaptık. Burada bana zehir mi ekledi? Evet, 4 zehir ekledi. Uzay askerim şu anda hasar alacak. Ben buradan kime gidiyorum? Ben buradan radyo kafaya gideceğim. Ona birazcık zayıflatma uygulamak istiyorum. Bu şekilde hasar vereceğim. Diğer tur hırsızla olayı bitiririz. Hatta radyo kafayla bile olayı bitirebilirim. 2 hasar vurdu bana. Peki, burada zehir ekleyemiyor. Ama verdiği zehirle radyo kafam 9 cana düştü. Ben sana şöyle bir hasar vurayım. 5 ile hasar vuramıyorum. O yüzden hızlı bir şekilde hırsıza geçtim. Şu zarımızı 3'e bölelim. Al bakayım kafana, bitti. Olay bu kadar. Orman perisi de bana katıldı ve hemen kat 3'e iniyoruz arkadaşlar. Burada elmadan tabii ki hemen canımı yenileyeceğim. Kimin canını yenileyelim? Şu anda kimsenin canını yenilemeyelim. Kaktüs mü tamirci mi? İlk önce tamirciyle kapışalım. Tamirci kolay bir rakip arkadaşlar ve bug'lı bir rakip. Bazen bug'a giriyor. Ben şu 6'yı bir 3'e böleyim. Şunları bir kullanayım. Şunu da bir kullanayım. Ondan sonra radyo kafaya geçmek istiyorum. Radyo kafa nerede? Evet, radyo kafadan şöyle düşmanı bir zayıflatalım. Harika. 9 canı var. Umarım fazla vurmaz tamirci. Bu arada düşmanlar bize katıldığında canları daha az oluyor arkadaşlar. Bu yüzden birazcık daha dikkatli oynamamız lazım. Burada bana 5 hasar vurdu. Şok uyguladı. Radyo kafanın ben canını yükselteceğim ya. Radyo kafanın erkenden ölmemesi lazım. Ben şuradan bir hasar vurayım. Ondan sonra şunu bir kullanayım. 4 gelir mi? 4 geldi arkadaşlar. Şunu da kullanalım ve gidelim. Kime gidelim? Kime gidelim? Burada yavru kurta gitsem aslında güzel bir çift hasar vurabilirim. Ben burada yavru kurta gitmek istiyorum. Sonra saldırısını tekrarlatacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Evet, sonra şunu vuracağım. 4 4 8 hasar vurduk. Devam arkadaşlar. Burada 6 hasarı maalesef yedik. Ve burada ne yaptı? Bezelye fırlatıcısıyla bana hasar vurdu. Yavru kurtumun da canı bayağı bir azaldı. Ben şimdi gene savaşçı değiştireceğim. Kime gideyim? Burada sanırım hırsıza gitmek zorundayım ya. Başka bir çarem yok. Şunu 3'e bölelim arkadaşlar. Şöyle vuralım. Şuradan bir tane daha vuralım. Şuradan bir tane daha ve öldüm. Aa, şunu vursam ölüyordu ya. Abi hata yaptık. Hata yaptık. Burada birazcık fazla hasar yiyeceğim. Çok kötü oldum. Pahalıya patlayabilir arkadaşlar. Bir şok uygulayacak şimdi bana. Hızlı oynamamak lazım ya. Neden hızlı oynuyorsam, değil mi? Bir yere mi kaçıyor sanki zarlar? Evet, al bakayım şunu. Tamamdır. Tamirci de bize geldi. Evet, ama burada elma ile ben şu iki dostumun canını yükseltmeyi planlıyordum. Şu an direkt olarak bununla hırsızımın canını yükselteceğim. Yapacak bir şey yok. Kaktüse gelelim bakalım. Kaktüs kardeşimizle bir kapışalım. Kaktüsün 32 canı var. Kaktüs, ben şimdi sana ne yapayım? Hemen şunu kullanalım. Sonra şöyle hasarlarımızı vuralım. Birazcık hasar vurduk. Devam. Kaktüsün 26 canı kaldı. Ne yapacak? Kendine diken ekliyor ve bana hasar vuramıyor. Ama bu dikenden ne işe yarıyor arkadaşlar? Ben ona saldırdığım zaman ben hasar mı alıyorum? Öyle bir durum mu var? Görelim. Bir saldıralım. Evet, benim canım gidiyor. Ama ben saldırmaya devam mı edeceğim? Yani çok fazla hasar alıyorum arkadaşlar. Saldırmaya devam etmemem lazım bence. Ben savaşçı değiştirmek istiyorum. En son kim geldi? Orman perisi, tamirci falan geldi. Tamirciyi kullanabilir miyim acaba? Şöyle yapalım. Şunu kullanalım. 6 geldi bakın. Hop, bunu kullanmak istiyorum. Sonra 4 ile 1'i kullanalım. Bir kere daha 4 ile 1'i kullanalım. Tamirci zarar görsün ya, önemli değil. Sonra bunlardan bunu kullanalım. Bu arada 7 canı kaldı. Gerçekten bayağı az canı kaldı. Dikkatli olmam lazım. Burada bir diken aldı ve 4 hasar vuracak, değil mi? Bir dikeni olduğu için de 5 hasar vuracak. Tamircimin canı çok 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 azaldı. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben şöyle bezelye fırlatıcısını kullanmak istiyorum. Hasarımızı vurduk. Tamircinin canı çok az kaldı. Hırsıza geçiyorum. Zarımı 3'e bölüyorum. Biraz hasar vuracağım ama bir tane daha vuracağım galiba. Şöyle bir tane daha vuracağım. Hani yenebilir miyim diye bakıyorum. Yenemem arkadaşlar. Bu zarımı kullanmaya gerek yok. Yeteneğimi kullanmayacağım. Şu anda gene diken alacak.
ve ondan sonra hasar verecek falan. 3 vurabildiğim anda oyun biter. Şöyle bakıyorum, 3 vurabilir miyim? 2 geldi mi? Geldi ve 3 vuralım, kazanalım. 13 canım kaldı. Yapacak bir şey yok. Fazladan canımız gitti. Şimdi burada markete gidiyoruz. Oyunda hiçbir şekilde para kazanmamıştık. Ama burada Yolanda kardeşimiz bizim bu mücadelemizi görüyor ve o da bize destek oluyor. Fazladan zar veriyor. Bu fazladan zara ihtiyacım var arkadaşlar. Hemen zarı aldık ve ilerliyoruz. 4. kattayız. Gergedan böceğinin karşısına çıkalım bakalım. Gergedan böceğiyle nasıl bir kavuşma yapacağız? Şimdi her şeye rağmen kullanalım. Bence kullandım gitti. Ben ilk olarak şu 3 ile bir hasar vurayım. Ondan sonra bir tane zarımı 3'e ayırayım. Gene 3 geldi. Bunu da kullanalım. Şuradan bir de şunu kullanalım. Devam edelim. Kime geçelim? Güzel bir karaktere geçmemiz lazım. 6, 5, 11, 12, 13, 17, 19. Yapmak istediğim şu uzay askerine geçersem 20 vuramıyorum. 10 mu vuruyordu? Pardon, 20 atıp 10 vuruyordu galiba. Onu yapamıyorum. Başka ne yapabiliriz? Orman perisine geçip belki zehir verebilirim arkadaşlar. O yüzden bunu bir denemek istiyorum. Şöyle 6 hasar vuralım. Ondan sonra zehir eklemeye çalışalım bakalım. Ekleyebiliyor muyuz? Evet, 4 tane zehir vurdum. Harika harika. Gergedan böceğinin de hasarı yüksek bu arada. Çünkü bakın 4 atıyor en fazla. Ve hani 2 katında hasar vuruyor. 6 hasarı yedik. Burada böcek kafa darbesini uygulayamadım. Tamam. Şimdi ben burada ne yapacağım? 6 hasar verip sağlık yenilemek istiyorum. Güzel. Şimdi yeni bir karaktere geçelim. Ben burada zehri kullanamıyorum zaten. Kime geçelim? Bence kaktüse geçelim. Tamam, kaktüse geçelim. Kaktüste sadece diken alabiliyorum. Diken aldığım zaman da o bana hasar vurursa hasar yansıtacağım. Ama diğer tür ben ona hasar vurmak istiyorum. Bakalım ne oluyor? 8 buradan vurdu. Şöyle 5 hasar daha vurdu. Arkadaşlar kaktüsün canı da çok azaldı. Maalesef ki. Ben burada gene diken alabilir miyim? Ben şunu kullanacağım. Gene diken alacağım. Ondan sonra 6 hasar vuracağım. Dikenim şu anda 1 değil mi? Bir saniye. Dikenimi arttırabiliyor muyum? Arttıramıyorum. Bütün sayılarım çift. Çünkü yetenek kullandık. Ben şunu kullanacağım. 5 hasar vurdum. Sanırım burada ben hırsızla oyunu bitirebilirim. O yüzden hemen hırsıza geçiyorum. Şunu kullanalım. 3'ü vuralım. Bir de şunu vuralım. Tamamdır. Gergedan böceğini yendik. En azından güçlü bir karakter aldık elimize ama benim karakterlerimin canı çok azaldı ya. Bu karakterlerin bu kadar canının az olmaması lazım. Çok kötü oynuyoruz. Burada da bir dükkan var arkadaşlar ve tabii ki burada da Val kardeşimiz bizim bir mücadelemizi görüyor ve bana bir tane daha zar veriyor. Teşekkürler Val. Hemen buradan canlarımızı yükseltelim. Hırsızın canı kesinlikle yükselecek. Ondan sonra bir can daha yükseltelim. Kimin canı yükselsin arkadaşlar? Burada güzel bir karakterin canını yükseltmemiz lazım. Zayıflatma verebildiğim için radyo kafa çok önemli bir dost. O yüzden ben bunun canını yükseltiyorum. Ve devam. İskeletin karşısına çıkalım. Haydi bakalım iskelet. Şimdi ben şu 5'i 3'e bölmek istiyorum. 3 gelir mi gelmedi ama şunları kullanabilirim. Şöyle yapabilirim. Sonra şöyle yapabilirim. 50 canı var bu arada. 39'a düştü. Bayağı bir sıkıntı. Şimdi ben burada bir tane dostumun ölmesini düşünsem mi? Hani iskelet de sağlam vuruyor ya. Gergedan böceğine geçelim. Şuradan 8 hasar. Ondan sonra şu yeteneğini tamamlamaya çalışalım. Haydi bakalım. İskelet ne yapıyor? Lanet uygulayacak bana. Feryat tabii ki atıyor arkadaşlar. Hiçbir zaman kaçırmıyor. 6 vurdu. Oradan da bana 2 vurdu. Eyvah. Elimize lanet geldi. Ne yapacağız? Ben şu 4'ü kullanmak istiyorum. Kullandım. 6-5 yaparsam hasar verip zarı kitleyebiliyorum ama bir denesem mi ya? Ben bunu bir denemek istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım lanet olmasın. Evet, zarını kitledim. Güzel. Lanet atamaz, atamadı ve burada 9 hasar mı vurdum? Çok fazla hasar vurdu. Gergedan böceğinden acilen çıkmam lazım ama şöyle hasarımızı vuralım. Öyle gidelim. Kime gidelim? Kime gidelim? Hırsız olayı bitirir mi? Olayı bitirecek bir kişi lazım. Şunun 3 vurduğunu düşünün. 4 daha 7. Şundan bölünen bir zarla değilim. 3 geldi. 10 oluyor. 2 geldi 10'u. Yani iskeleti şu anda yenemiyoruz. İskeleti yenemediğim için radyo kafanın karşısına mı çıksam? Ben şöyle hasar verip zayıflatayım düşmanı en azından arkadaşlar. Tamam mı? 7 can kaldı. Diğer tur hırsızla yeneriz. Bakalım ne oldu? Evet. Evet. Ama gene fazla hasar verdi abi. Bu çok fazla hasar vuruyor bana. Böyle olmaz ki. Şunu kullanacağım ve doğrudan hırsıza geçeceğim. Ondan sonra buradan zarımızı bölelim ve şöyle bir hasar vuralım. İskelet karşımızdan gitsin. Hani bir dost ediniyoruz ama diğer dostlarımın canı çok azalıyor arkadaşlar, çok fazla azalıyor. Bakalım son fight'ta, son savaşta ne yapacağız? Kat 5'e indik. Artık daha da zorlaşıyor oyunlar. Ve gördüğünüz gibi bu katta bir tane düşman elebaşı, yani boss geliyor. Ben şimdi burada hemen gene dostlarımın bir canını yükselteyim. Şöyle baktığım zaman gergedan böceğinin canının yükselmesi lazım. Sonra bir tane daha elmaya gidelim. Radyo kafanın canının da yükselmesi lazım ama diğer dostlara baktığım zaman evet, kesinlikle radyo kafa arkadaşlar. Kesinlikle. Ve burada şarkıcının karşısına gelelim. Şarkıcı ne haber? Ne yapıyorsun? Hemen şöyle zallarımı attım. 6 geldi mi geldi. 6'yı 3'e böldüm bakalım. Şunu kullan.
Şimdi arkadaşlar, şarkıcı da güçlü bir düşman bu arada. Bakın üzgün mısra atıyor. Maksimum 4 koyup hani bana çok fazla hasar vurabilir. O yüzden iyi düşünmem lazım. Değiştirdiğim savaşçı kim olmalı? Ölecek bir dostum olursa da hiçbir sorun olmaz bence. Ben kaktüse geçeyim. Olur mu? Burada kaktüse geçsem mi? Geçmeyelim. Ölmeyecek bir dosta geçelim. Ölmeyecek dost bence radyo kafa. Radyo kafa ölür mü? Ölebilir. Bu kadar zarım var ama bu zarları kullanmam lazım ya. Uzay askerini kullansam 6, 4, 10, 11, 12, 14, 16, 17 olmuyor abi. Şu uzay askerini bir türlü kullanamadık. İskelete gidelim ya. Gel. Düşmanı bir lanetleyelim arkadaşlar. Ondan sonra şöyle 10 hasar vuralım. Tamam mı? Devam edelim. Şu lanetli yeteneğinden umarım kullanamaz arkadaşlar üzgün mısrasını. Bakalım. Lütfen kullanma. Hop kullandı maalesef. Lanetlenmedi. Gene kullandı. Yapacak bir şey yok. 2 tane zayıflatma verdi bana. Şimdi ben ne yapacağım? Ben de sana zayıflatma vermek istiyorum ama veremiyorum değil mi? Veremiyorum. Ben şöyle sana 2 hasar vuracağım. Elimden gelen bu. Feryat veremiyorum. O yüzden buradan da kime geçeceğim? Buradan da radyo kafeye geçmek istiyorum. Ben sana zayıflatma vereceğim kardeşim. Al. Kendi silahımla sana saldırıyorum. Zayıflatma verdim. Zayıfladılar mı? Zayıfladı. İkisi zayıfladı. Buradan 3 vurdu. Buradan 4 vurdu. Radyo kafanın canı gene azalıyor. Ve buradan da 9 vuracak. O yüzden son turda bence hırsıza geçmem lazım. Şu anda zallarımız çok yüksek geldi arkadaşlar. Ben buradan 4 hasar vurup ne yapayım? 4 hasarımı vurayım değil mi? 6, 12, 18, 20. Aslında şu an elim tam 22. Şeye geçebilirim. Ben burada bir tane zayıflatma uygulayacağım. Bir saniye. 17 canı kaldı. Şimdi elimdeki zallar çok güzel zallar. Kime geçsem arkadaşlar? Zehir versem mi? Orman perisine geçip zehir verelim. Evet, orman perisine geçtim. Şöyle yapacağım. Hem canı aldım. Şöyle zehir ekleyelim. Devam. En azından güzel oldu. Bana 12 vuramaz diye düşünüyorum. Bakalım vuracak mı? Vuracak. Her türlü yüksek notayı kullanıyor. Ve orman perisine sanırım veda edeceğiz arkadaşlar buradan. Evet, orman perisi ne yazık ki yenildi. Güzel bir dostumuz aramızdan ayrıldı. Yapacak hiçbir şey yok. Ben hırsıza geçmek istiyorum. Hırsız, şöyle bir 4 hasar vur. Şuradan da bir 4 hasar vur ve şarkıcıyı yen. Orman perisi aramızdan ayrıldı ama aramıza güçlü bir dostumuz geldi. Şarkıcı çok önemli bir dost arkadaşlar. Şarkıcıyla oynamak eğlenceli olacak. Burada bir de Buster var. Bu Buster'la hemen kapışalım. Eğer Buster'da ejderhayı da yenebilirsek o da bize katılacak. Bakın Buster da önemli. Evet, burada ne yapıyoruz? Şunu bir kullanalım. Tamam mı? Çok kötü zallar geldi abi. Bu zallar ne böyle? Şunu kullan. Hasarımızı vurduk. Savaşçıyı bir değişelim. Kime geçelim? Şarkıcıya geçebiliriz. Şarkıcı güzel şeyler yapacak. Ben her şeye rağmeni kullanmak istiyorum. Şuradan bir zayıflatma. Ondan sonra şunu kullanabilir miyim? Şöyle. Evet. 12 hasarı vurdum. Çok iyi. Buradan bir zayıflatma daha vuralım. Harika. Bakalım Buster şu anda ne yapacak? Buster'ın ateş nefesi yetenekleri var. Ama çok fazla yeteneği olduğu için benim zayıflatmalar işe yaramadı. Ve o da gidiyor zayıflattığım yeteneği kullanıyor. İlginç. Peki ben şimdi sana burada ne yapacağım? Ben yine zayıflatma uygulayacağım. Bir tane daha zayıflatma uygulayacağım. Ondan sonra savaşçı değiştirip hırsıza geçeceğim. Hemen şöyle zarımızı bölelim. Ve şuradan hasarlarımızı vuralım. Haydi bakalım. Buster'ın burada hırsıza vuracak olması kötü oldu arkadaşlar. Burada hasar yiyeceğiz. Kaç tane hasar yiyoruz? Şöyle baktığımız zaman 2 tane hasar yiyeceğiz değil mi? 4 vuruyor ve zar yakmıyor. Bakın hani yapay zekası biraz kötü galiba Buster'ın. Benim zarımı yakmadan bana vuruyor. Yani sen bilirsin Buster, sen bilirsin ne diyeyim. Şimdi elime gene çok kötü zallar geldi. Şunu kullan. 22 canı kaldı. Bu 22 canı nasıl yapacağız? Şarkıcıya geçebilir miyim? İskelete mi geçsem? İskelete geçersem 2 gelir mi elime? 2 gelebilir ama olmaz. Ben burada kime geçeyim? Ben burada şarkıcıya geçeceğim galiba. Şarkıcı önemli. Bunu kullanalım. Sonra 6. Yüksek notayı ilk olarak tamamlamak istiyorum. Şunu da kullandım. Şunu da kullandım. Sonra şunları kullanalım. Tamam, 12 hasar vurduk. 4 buradan 2 canı kaldı arkadaşlar. Diğer tur Buster ortadan kalkıyor. Ama burada bana müthiş hasar vuracak. Bakalım. 4 hasar vurdu. Zarımı yaktı. 4 hasar daha vurdu. Ve şarkıcı öldü mü? Abi şarkıcımız öldü. Şarkıcımızın aramızdan ayrılması çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Ben hırsıza geçeyim. Şöyle hırsıza bir hasar vuralım. Turu tamamlayalım. Şarkıcının zayıflatma yeteneğine çok fazla ihtiyacım vardı bu arada. Ve
Ne yazık ki öldü ama en azından elimize bir tane Buster geldi. Ejderha geldi. Şimdi buradan hemen can yükseltelim. Kimin canını yükselteceğiz arkadaşlar? Diğer dostlarımın canı çok düşük kaldı ama ben hırsızın canını yükseltiyorum ve hemen alt kata gidelim. Evet, Bayan Şans'ın karşısına bu şekilde çıkıyoruz. Bayan Şans, selam, nasılsın? Şimdi Bayan Şans'ın 200 canı var arkadaşlar ve Bayan Şans her turda ekipman değiştiriyor. 5 tane zar atıyor ve hani hile yapmayı seviyor Bayan Şans. Pekala, seni ebediyen tutsak tutacağımı düşünüyordum ama tekrar zindanlarda dolaşıyorsun. Arkadaşlarımı almaya geldim diye cevap veriyor hırsız. Arkadaşlarını kurtarabilecek mi? Yeni arkadaşlar mı edindin? Evet, onları seni indireceğimi söylediğimde hepsi katılmaya çok istekliydi. Yani zindanlarda bize katılan yardakçılardan bahsediyor, diğer yaratıklardan bahsediyor. Bayan Şans tabii ki bu duruma sinirleniyor aslında. Benim gücüm var, seni yeneceğim, zaten şimdi öğrenirsin falan filan dedi. Evet, Bayan Şans, şimdi senin yeteneğine bir bakalım. Bayan Şans'a göre hareket etmemiz gerekiyor. Yargı diyor, 3x hasar verir, makineler sadece 1 hasar alır. Şimdi Bayan Şans'ın bana saldırdığı anda benim bir makinede olmam, yani makineli bir yaratıkta olmam gerekiyor. Makineden oluşan yaratığımız kim? Robot. Benim robota geçmem lazım. Şunu bir bölelim arkadaşlar. Şunu bir kullanalım. Şunu da bir kullanalım. Şunu da bir kullanalım. Tamam. Şu an makinemiz kim var bir bakalım. Tamirci makine değil, burada uzay askeri sanırım makine ama radyo kafa da makine. Radyo kafaya geçelim, garanti olsun, tamam mı? Şunu kullanalım, şunu da kullanalım. Düşmanı zayıflattık, bakalım yeteneği zayıflayınca ne oluyor. Gene zalların attı, bakın bütün zalları 6 geldi. Yargıyı kullandı ve ben 1 hasar alacağım çünkü ben makineyim. Bakın Bayan Şans'ın zayıf noktasını buldum. Şimdi ne yapacaksın Bayan Şans? Bu turda da ekipmanını değiştirdi. Hayvanlar sadece 1 hasar alır, 1. seviye canavarlar sadece 1 hasar alır. Şimdi benim 1. seviye canavarım kim? Köpek. Bakın yanımızda bir tane köpek getirdik. Bu köpek çok önemli. Şu an işimize yarıyor. Ve 1. seviye arkadaşlar yavru kurt. O yüzden buna geçiyorum. 1 hasar alacağız. Burada şunu kullanacağım. 4 hasar vurdum. Bunu da buna veriyorum. Devam bakalım. Gene 6'ları attı. 6'dan başka bir şey atmıyor arkadaşlar. Çok sinir bozucu bir düşman. Ama ben tabii ki 1 hasar alıyorum. Buradan da 1 hasar alıyorum. Yavru kurtumuz direniyor. Aslansın yavru kurt. Evet, zallarımız güzel geldi. Bakalım Bayan Şans bu sefer ne yapacak? Bitkiler sadece 1 hasar alır. Kaktüsüm var. Şapka giyenler sadece 1 hasar alır. Şimdi hem bitki hem şapka giyen biri yok bende. Yeşil şeyler sadece 1 hasar alır. Kaktüsüm de benim yeşil zaten ama kaktüsüm şapka giymiyor. Ne yapacağız? Yani kaktüsüm burada muhtemelen ölecek. O yüzden ben kaktüse geçeceğim. Yani ne olursa olsun kaktüse geçeceğim. Burada sonraki saldırıya tekrarlar diyelim arkadaşlar. Ve şunu kullanalım, tamam mı? 2 tane vurduk. Savaşçıyı değiştirmem gerekiyor burada. Kaktüse geçeceğim. Kaktüsümü şapka takıyor mu? Yani şapka takmıyor aslında ama kafasında bir tane taç var. Değil mi? Bu şapka sayılır mı arkadaşlar? Ben diken ekleyeceğim. Yani bana vurduğunda 1 hasar alacak. 3 kere vuracak, 3 tane hasar alacak. Ve 3'ünden de ben 1 hasar alırsam kaktüsüm her türlü ölüyor. Bakalım ne olacak? Yargı şu an evet. Kaktüsüm 1 hasar aldı. Bakalım gene 1 hasar aldı. Bu kaktüsün kafasındaki gerçekten şapkaymış arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Kaktüs aramızdan ayrıldı. Yani bir dostumuz aramızdan ayrılana kadar Bayan Şans'ın canını 30 indirdik. Bu şekilde devam. Şimdi yeteneğin ne? Çarkı felek. 4 tane 6 atarsan emiller ver diyor. Tabii ki 4 tane 6 atacak. Benim burada ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Ben şöyle yapacağım. Buster'a bir geçelim. Tamam mı? Elime küçük zallar gelmiş olsa da şöyle her şeye rağmen diyeceğim. Ve şunları açalım. Bakın 4 hasar verip zarını yakalım. Sonra şunu kullanalım. Zarını yakalım. Kullandığı zallardan kendine hasar vursun. Bir zar daha yakalım. Güzel. 158 canı kaldı. Elindeki zallar şu anda gayet iyi. Ve bana hasar vurmayacak bu tur. O yüzden güzel bir dosta geçelim. Kime geçelim? Uzay askeri arkadaşlar. Bence mükemmel gözüküyor. Uzay askerine geçelim. Şöyle. Hop 10 hasar vurdum. Yani 10 hasar vurmak iyi olmadı ama olsun arkadaşlar. Şimdi Bayan Şans burada hemen zallarını kullanıyor. Kullandığı emir verecek. Bakalım ne emir veriyor. Görelim bakalım emirlerini. Kuraldırımı beğenmedin mi? Beğenmedim, yani hile yapıyorsun. Şansın yokmuş. Çünkü biraz daha kural vakti. Herkes için daha fazla kural. Aa, verdi kuralını. Savaşçı değiştirme. Bayan Şans'a karşı koymanın cezası 5 sağlık puanı kaybet. Savaşçı değiştirdiğim anda 5 sağlık puanı kaybediyorum. Arkadaşlar değiştirmek zorundayım ama. Şimdi düşman hamlesi ne? Eğer düşman
HP'si doluysa 2 kat hasar verir. Yani full canlı bir dosta geçmemem gerekiyor. 6 attığı zaman da rastgele bir kutsama alıyor. Yani ben hangi dosta geçersem geçeyim aslında 6 vuracak. O yüzden bunu dikkatli seçmem lazım. Burada plazma topunu her türlü kullanamıyorum. Ama plazma topunu en azından doldurabilirim ya. Yani 6 vurduğu zaman 1 canım kalıyor. Diğer tur ben buna 10 vururum. Ondan sonra devam ederim. Olmaz mı? Ya da uzay askerinin ölmesini bekleyebiliriz. Burada 6'yı vurdu bana. 1 canım kaldı. Rastgele bir kutsama aldı. Kendini azaltma mı aldı? Bu tur her saldırıdan daha az hasar al diyor. Peki şimdi bakalım kutsal çekiç. 2x hasar ver, tüm ekipmanlarını şokla. Abi bu kötü ya. Bu kötü. Hiçbir sayıcı düşürmeme kuralı değiştirmiş. Ben bunun sayıcını düşürürsem 10 sağlık puanı kaybediyorum. Ölüyorum yani şu anda. O yüzden ben şu an savaşçı değiştirebilirim değil mi? Değiştireceğim. Kime geçeceğim biliyor musunuz? Burada radyo kafaya geçeceğim. Radyo kafa çok önemli. Neden? Bakın şimdi. Kutsal çekici zayıflatacağım. Şöyle. Bir de şuradan şöyle. Umarım kullanılmaz bir hale gelir. Şu an tek umudumu 6 ile 5'i de kullanamıyorum. Haydi bakalım. Zayıflayınca ne olacak? Gene 6'larını attı ve evet hasar vuramıyor. Tüm ekipmanlarını şokla diyor. Sorun değil ya, şoklasın, önemli değil. Ben şimdi burada gene 4 atabilir miyim? Atarım arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Derken düşman hamlesi neydi ya, bakmadık. Bir hasar verir, her kullanımda bir ekler. Abi bu kötü oldu. Kutsal hançerle bana fazla hasar vurabilir. Ama ben gene zayıflatayım. Bir daha zayıflatacağım. Aa, kural neydi? Kuralın ne olduğunu görmedim bu arada ya. Direkt kural iptal oldu. Ya da tetikledim mi bilmiyorum. Ona dikkat etmedim. Ben turumu bitireceğim. Bakalım Bayan Şans şimdi ne yapacak? Kutsal hançeri zayıfladı. Sadece 3 kere kullanabiliyor. 1 vuracak. 2 vuracak, 3 vuracak ve radyo kafam ne yazık ki öldü. Yani tam 6 vurdu arkadaşlar. Radyo kafam knockout oldu. 148 canı kaldı Bayan Şans'ın. Savaşçı değiştirdiğin zaman 10 sağlık kaybedeceğim. O yüzden doğru düzgün bir dost olmam lazım. İskelet aslında iyi. Bakalım ne yetenek kullanıyor? Eğer düşman HP'si doluysa 2 kat hasar verir diyor. Ben burada sanırım iskelete geçeceğim ya. 2 geldi mi? Geldi. Şunu da kullanalım. Şöyle yapalım. Bu 2'yi kullanmayacağım. Ve burada bana 6 vuracak en fazla. O yüzden önemli değil herhalde ve umarım lanetli tutar. Hadi bakalım, lanetlerin tutması lazım. %50 şansımız var. Tutmadı abi. Yapacak bir şey yok. Tutmadı. Tekrar sıra bizde. Bayan Şans'ın emri 5 kullanma diyor. 5'i hemen şöyle dışarı atıyoruz arkadaşlar. 5 kullanırsan 5 zehir veriyor. Yeteneği neymiş? Kutsal balta. 3 katı hasar ver. Eğer düşmanın kalkanı varsa ıskalar. Benim kalkanı olan dostum var mı? Kalkanı olan dostum yok ki benim ya. Ben şunu bir kullanayım. Belki lanetleyebilirim. Yani umarım bu lanete tutar arkadaşlar. 12 hasar vuracağım. Savaşçı değiştirmeye çalışacağım. Tamam mı? Burada kalkanı olan bir dostum var mı? Kalkanı olan bir dostum yok. Burada bana çok fazla hasar vuracağı için ben en azından yavru kurta mı geçeyim? Yavru kurt en azından 4 vurabiliyordu arkadaşlar. En azından 4 vuralım. Yavru kurt ölecekse ölsün. Yapacak hiçbir şeyim yok. Burada yavru kurtla bize veda edecek. Bayan Şans. Bayan Şans burada 18 hasarı vuruyor arkadaşlar. Ve lanet tuttu. İşte bu. Laneti tutturduk ve turu kazandık. Bayan Şans'ın emri bu sefer neymiş? Kılıç simgesi olan bir ekipman kullanma. Bunu kullanmamam gerekiyor. Abi bu olur mu böyle ya? Ne demek? Sağlığımı 1'e indirirmiş arkadaşlar. Benim sağlığım 2 zaten. Bunu yapabilirim aslında. Düşmanın hamlesi ne? Kutsal megafon. 2x hasar ver. Tüm ekipmanı zayıflat. Arkadaşlar ben gene bunu yapmak istiyorum. Hani hasar vereceğim. Benim sağlığımı 1'e indirsin. Yani bir hasar almış olayım. Önemli değil. Burada zaten köpeğim hani diğer tur ölmedi. Fazladan yaşadı. Bu tur bakalım köpeğimiz fazladan yaşayacak mı? Hani burada şunu da yapamadım. Eğer yapsaydım güzel olurdu ama olsun. Evet böyle yapacağım. Bir canım kaldı. Hadi bakalım. Bayan Şans burada 12 hasar vuracak değil mi? Ve yavru kurtumuz da veda etti. Şu anda dostlarım aslında erkenden gitti arkadaşlar. 118 canı var Bayan Şans'ın. Çok fazla. Şu an kaç dostum var? 1, 2, 3, 4, 5. Hırsızı da sayarsak 6 dostum var. Çok kötü. Bayan Şans'ın bir özelliğine bakmak istiyorum. Savaşçı değiştirme diyor. Savaşçı değiştirirsem zehir verecekmiş. Eğer düşman HP'si doluysa 2 kat hasar verir. Rastgele bir kutsama alır. Yani bana 6 hasar garanti olarak verecek. Ben gene umarım... Umarım şunu kullanabilirim ya. Umarım lanet kullanabilirim. Deneyeceğim arkadaşlar. Şunu kullandık, tamam mı? Sonra böyle yaptım. 10 hasar vurdum. Umarım lanet tetiklenir. Haydi bakalım. İskeletim 6 hasar alacak göz göre göre. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Tetiklen. İşte bu be. İşte bu. Şimdi de kutsama alıyor. Kalkan aldım. 4 hasarı engelleyecek. Sorun değil. Sıra tekrardan bende. Kılıç simgesi olan bir ekipman kullanma. Gene hasar verme diyor bana ya. Abi hasar vermeden oynayamam. Sonraki tur 99 lanet kazanılsın diyor. Yani sonraki tur her şeyin lanetlenebilir. Ben yine Bayan Şans'a geçeyim. Evet bakın burada ne yazık ki radyo kafam yok. Radyo kafam olsa bunu gene şoklamaya çalışırdım. Bunu zayıflatırdım bu arada. Kutsal çekici kullanamazdı. Burada arkadaşlar ben savaşçı değiştireceğim.
canı az olan bir dostuma gideyim en iyisi. Canı az olan bir dostum kim var? Uzay askeri var, tamirci var. Burada sanırım tamirciyi mi feda edeceğiz? Burada sanırım uzay askerini feda edeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Evet, uzay askerini feda edeceğim ama hani sonraki tur 99 lanet kazan diyor ya. Bunu almak zorunda mıyım? Sanırım almak zorundayım arkadaşlar. 99 lanet gelsin bakalım. Yapacak bir şey yok. Diğer tur hiçbir şey oynamamaya çalışırım. Ne yapayım? Uzay askerimiz de burada ne yazık ki hayatına veda etti. Aramızdan ayrıldı. Bayan Şans'ın canını daha yarıya yeni düşürebildim. Çok kötü bir durum bu. Şimdi burada ne yapacağız? Bakıyorum. Savaşçı değiştirme diyor. Savaşçı değiştirirsem tüm zallarımı yakacakmış diğer tur. Senin hamlen ne? Kutsal hançer. Kutsal hançer de fazla vuruyor. Ben o yüzden güçlü bir dosttan başlayayım. Sonra zayıf bir dosta gideyim. Örneğin Buster'a geçeyim. Sonra şunu kullanayım diyorum arkadaşlar. 4'te 1. Haydi bakalım hasar vurup lütfen zarı yansın. Güzel. Aa, lanet gelmedi bana. Peki lanet neden gelmedi? Hiç de bilmiyorum ama. Şunu da kullanalım. Sonra şunu da kullanalım. Zallarını yaktık, hasar vurduk. Ben şimdi canı az olan bir dostuma geçeceğim. Canı az olan bir dostum tabii ki tamirci arkadaşlar. Yani bir canı var. Ne gelecekse başına gelsin. Ve ben onun... Evet. Ben böyle 6 vurup onun bir ekipmanını şoklayabilirim. Tamam. Kutsal hançerini şoklayacağım ama çok dişe yaramayacaktı ya. Ben neden sevindim buna? Hiç de sevinecek bir tarafı yokmuş arkadaşlar. Şu zallarını da ellemiyor değil mi? Evet, ellemiyor. Keşke bunları da elleseydi ya. Elleseydi bari hasar alsaydım. Tamircimiz knockout edildi. 82 canı var bayan şansın. Abi. Savaşçı değiştirdiğin zaman 999 sağlık kaybedecekmişim. Çüş yani. Direkt olarak ölüyorsun demek istiyor. 6 hasar vuracak. Eğer düşman HP'si dolayısıyla 2 kat hasar ver diyor. Şimdi ben burada ne yapmaya çalışayım? Gergedan böceğine geçelim mi? Gergedan böceğiyle güzel hasar vurabilirim. Hadi bakalım. Şunu kullanacağız. 8 hasar vuracağım. Ve bir zarını kilitleyeceğim ama bir zarını kilitlemem hiçbir işime yaramıyor arkadaşlar. Gerçekten. Hiçbir işime yaramıyor. Çünkü 5 tane zar atıyor zaten ve 5 tane 6 atıyor adam ya. 6'yı vurdu bana. Peki 7 canım kaldı. Birazcık daha dayanabilirim herhalde. 5 kullanma diyor. Elimizde 5 var. Şu 5'i bir kenara alalım. Sen ne yapıyorsun? İlahi sopa sağlığı 1'e indirir. Sorun değil. Sağlığımı 1'e indirsin. Ben sana burada bir 6 hasar vurayım. Olur mu? Olur. Bunlar kaldı. Şunları da dolduralım. Diğer tur zarını kilitleriz. 5 hasar vururuz. Sağlığım 1'e insin arkadaşlar. Evet, bayan şans. Hemen şöyle zalları kullandı. Aslında burada Buster'ı kullansam böyle bir turda. Zallarını yaksan kesin olarak kendisi hasar almış olur. Neyse, bayan şans hala bana kızmaya devam ediyor. Hala hayattasın diyor. Buraya kadar gelmek için ne kadar çalıştığını biliyorum. Tüm bunlara son vermek neredeyse üzücü olacak. Bayan şans, sen mi üzüleceksin, ben mi üzüleceğim, göreceğiz. Şaka şaka, olmayacak. Yani üzülmeyeceğim diyor. Aslına bakarsan vakti çoktan gelmişti. Ve benim için de keyifli olacak. Bayan şans birazcık daha sanırım ritmi arttırdı. Birazcık daha zorlayacak bizi. Zaten çok zorluyor. Ne yapıyor? Meteor 20 hasar verir. Tüm zalları yakar. Bu nedir abi? Bu ne? Ben şimdi ne yapsam sana? Ne yapacağımı da bilemiyorum ki. Şöyle şunu kullanacağız. Sonra şunu kullanacağız. Değil mi? Zaten gergedan böceğimin bir canı kaldı arkadaşlar. 20 hasarı gergedan böceğime vursun. Yapacak hiçbir şeyim yok. O yüzden bu turu geçiyorum. Bir zarını kilitledim ve 4 tane zarı zaten 6, 24 oluyor. Ne yazık ki hiçbir şekilde engelleyemiyorum. 20 hasarı bana vurdu. Ve bütün zallarım şu anda yanacak. Gergedan böceğimiz de gitti. Kaç dostum kaldı abi? 3 dostum kaldı ya. Ne yapacağız? Kıyamet 30 hasar verir, 99 lanet uygularsın diyor. Ne diyorsun ya? Şimdi gene 6'ları kullanacağı için ben Buster'a geçmek istiyorum. Ardından şunu kullanacağım ve elimdeki 2'yi saklayacağım. Çünkü 2'yi de 2 iskeletle kullanacağım arkadaşlar, tamam mı? O zaman şurada şöyle yapalım. 5'i buraya veriyorum. Sonra 4 ile 1'i buraya veriyorum. Sonra ne yapalım? Sonra bunu da buraya koyalım. Tamam. Şimdi iskelete geçeceğim arkadaşlar. Evet, iskelete geçmem lazım. Haydi bakalım iskelet. Güzel hasar vur. 6 ile 2'yi vuralım. 8 hasar. Şuradan da bir lanet uygulayalım. Umarım. Aa, burada bir tane daha kim var lan? Bu iki nereden geldi? Hiç bilmiyorum. Neyse, turu bitirelim. Bakın şimdi burada zallarını engelleyecek, hasar alacak ve umarım lanet tutar. Umarım lanet tutar. Haydi Musa. Haydi, senin şansına güveniyorum Musa. Haydi. İşte bu be. İşte bu. Ya çok şanslıyım ya. Ben neden bu kadar şanslıyım abi? Gene aynısını yapacağım. Ama bir saniye, düşman hamlesini görelim. Mutlak 0. 25 hasar verir, tüm zalları dondurur. Alev hasarı verebilirim ama gerek yok. Bence lanetliyim. Bence bir kere daha şansım tutar ya. Tutar mı dersiniz? Tutar arkadaşlar. Ben çok şanslıyım. Ben yani bu dünyanın en şanslı insanıyım. Haydi bakayım. Bekliyoruz. Merakla bekliyoruz. Hadi. Hadi. Böyle bir şey yok ya. %50 şansımız tutuyor. Gene devam. Aynı taktikten devam. Şöyle. Aa, dur bakacağım. Mega fırtına 20 hasar verir. Tüm ekipmanlarını şokla diyor. Hocam.
Hocam ben sana bir 7 vurayım. Ondan sonra sen ne yapıyorsan yap. Haydi bekliyoruz bekliyoruz. 20 hasar vurabilecek mi? Bence vuramaz. %50 şans. Bir kere daha tutar mı? Bir kere daha tutar mı? Abi öldük. Öldük, yapacak bir şey yok. Artık burada dayanamadık. Ama bayan şansın 12 canı kaldı. Ve 2 tane dostum var. Bütün dostlarımızı kaybettik ya. Şehit oldular. Ben Buster'ın karşısına gidiyorum. Buster, şimdi bana yardım etmen lazım. Bayan şans ne yapıyor? Meteor atacak. Abi çok güçlü yetenekler kullanıyor bu arada. Şunu kullanabilir miyim? Bir saniye, 6 kalsın elimde ya. Bir saniye, şöyle sayacağım arkadaşlar. Bunları buraya koysam. Bunları buraya koysam. Şöyle, şöyle yapsak. Elimde 6 kalıyor. Yani hırsıza geçsem abi bitiyor zaten oyun. 4-4-4 oyun bitiyor. Ben neyi sayıyorum? Koy abi koy, oyun bitti. Oo tamam. Ben hala hırsıza geçmeyi düşünüyorum. Hırsıza geçmeme gerek kalmadı. Evet, bayan şansı bu şekilde yenmeyi başardık. Hayır, imkansız diyor. İmkanlıydı bayan şans, imkanlıydı. Bunun için ne kadar uğraştım biliyor musun sen? Ve bayan şans bir anda gülmeye başladı. Ne oldu? Neden gülüyorsun? Ve muhteşem. Ne muhteşem? Muhteşem olan ne? Ve bizim yarışmacılarımız tekrardan buraya geldi. Hırsızımız diğer yarışmacıları, diğer zaldırımızı kurtardı. Tabii ki diğer bizim yanımızda gelen dostlarımız, yardakçılarımız şehit oldular. Sadece Buster bizimle beraber gelebildi ama amaç uğruna bence değdi arkadaşlar. Bayan Şans yanımıza geldi. Bakın Bayan Şans demin ne kadar sinirliydi ama şu an gene mutlu. Neden? Çünkü bu da oyunun bir parçası. Çünkü kazandın seni salak şey. Arkadaşlarını terk etmedin. Yardakçılarla anlaşmazlıklarını bir kenara bıraktın ve dünyevi arzularından vazgeçerek beni yenmeyi başardın. Burada oyunumuzun jeneriği geldi ama hemen şöyle jenerikten bir çıkalım arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu gördüğünüz gibi tamamlamış olduk. Mucit, cadı, soytarı ve bayan şans, artık her şeyi gördük. Oyunda sadece şöyle bölümler var. Ama bu bölümlerde tamamen aynı. Mesela Cadılar Bayramı için özel bir bölüm getirilmiş veya şurada da bir özel bir bölüm getirilmiş. Bunlar için oynamak istemiyorum arkadaşlar. Dice Dungeon serisini artık bu şekilde noktalayalım. Umarım güzel bir seri olmuştur. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok sevdim oyunu ama oyun biraz kendini uzatmış. Hani aynı karakterle 6 kere oyunu bitirmek ve her bir karakterle bunu tekrarlayıp 36 kere oyunu bitirmek zorunda kaldırtması bence birazcık saçmalamışlar arkadaşlar. Bu kadar oyunu uzatmalarını anlayamadım. Tabii ki bölümlerde birazcık farklılıklar oluyor ama oyunu tamamen değiştirmiyor özünde. Yani birazcık kendini tekrar etmiş oluyor. Bu yönden birazcık sıkıldım ama yani ne olursa olsun bitirmek istedim oyunu ve bitirmiş oldum. Dediğim gibi oyunu sevdim. İyi bir oyun olarak hatırlamaya devam edeceğim. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.